Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Arduino Öğreniyorum serimize kablosuz uzak mesafeli haberleşme sistemleriyle devam ediyoruz. Bugünkü göreceğimiz sisteme kısaca LoRa denmekte. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arduino ile birlikte Long Range yani uzak mesafeli kablosuz haberleşme sistemlerini nasıl kullanabileceğimizi kavrayalım. Arada herhangi bir kablo bağlantısı olmadan, Wi-Fi olmadan, Bluetooth olmadan, internet olmadan uzak mesafeli veri haberleşmesini sağlayabileceğimiz sistemlere biz LoRa diyoruz. LoRa long range kelimelerinin kısaltılmış hali. Yani uzun mesafeli haberleşme, uzun mesafeli mesaj gönderme sistemleri. Arduino gibi bir mikro işlemciyle arada herhangi bir başka istasyon olmadan ya da internet bağlantısı olmadan çok uzak mesafelere, yaklaşık 5-10 kilometre gibi uzak mesafelere kablosuz olarak veri gönderip veri alabiliyoruz. Gönderdiğimiz verilere göre de Arduino'ya herhangi bir işlem yaptırabiliyoruz. Örneğin çok uzaktaki bir su pompasını uzaktan erişimde çalıştırabiliyoruz ya da durdurabiliyoruz. Ya da pompanın üzerindeki verileri kullanacağımız modüllerle birlikte geri bildirim olarak haber alabiliyoruz. Ya da çok uzaktaki bir yerden ortamın sıcaklığını ya da ortamda oluşabilecek herhangi bir hareketli yine 5-10 kilometre gibi bir uzak mesafeden LoRa modüllerini kullanarak haber alabiliyoruz. LoRa modüllerini kullanarak bir şehrin trafik ışıklarının kontrolü sağlanabilmektedir. Merkezden ya da otomatik olarak kontrol edebilen ışıklar trafiğin akışına göre uzak mesafelerde herhangi bir başka bağlantıya ihtiyaç duymadan kontrol edilebilmektedir. LoRa modülleri radyo frekanslarıyla çalıştığı için arada herhangi bir ek istasyon ya da bu istasyonu sağlayabilmektedir. Diğer ekipmanlara ihtiyaç duymadan sadece kendi aralarında bile rahat rahat haberleşebilmektedir. Birbirine uzak iki merkez arasındaki haberleşmeyi LoRa modülleriyle ücretsiz bir şekilde çok rahatlıkla yapabilmekteyiz. LoRa modüllerinin çok uzak mesafelere veri gönderip alabilmeleri kullanım alanlarını da çok geniş tutmaktadır. Bugün sizlerle birlikte Reax firmasının LoRa modüllerini inceleyeceğiz ve Arduino ile birlikte nasıl kodlayabiliriz temel birkaç örnek yapmış olacağız. Reax firmasının web sitesine giderek LoRa modüllerinin olduğu kısma tıkladığımız zaman Reax firmasının üretmiş olduğu birden fazla modülün olduğunu görebilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz konular projelerinizde kullanacağınız modülün mesafesi, enerjisi ve kodlama dillerinin nasıl olacağına dikkat edebilirsiniz. Özellikle de hangi frekanstaki LoRa modülünü alacağınıza da dikkat etmeniz gerekir. Örneğin Türkiye şartlarında izin verilen frekans aralıkları var. RYLR998 modelinin 498 modeliyle aynı olduğunu görebilirsiniz. Aradaki fark burada kullanmış olduğu frekans aralığı 426, 433 ve 470 MHz aralıklarında çalışabiliyormuş. 998 modelini alırsanız ise 868 ile 915 MHz aralığında kullanabileceğinizi söylüyor. Ve yine LoRa modüllerinin özelliklerine bakarak size en uygun olan LoRa modülünü tercih edebilirsiniz. Bugün bizim sizlerle birlikte kullanacağımız model şu anda Türkiye frekanslarında da elverişli olan RYLR998 modeli olacak arkadaşlar. Bu modülün teknik özelliklerine birazcık yakından bakabiliriz. Modülün teknik özelliklerine baktığımız zaman burada en başta dikkat edeceğimiz konu 3.3 volt ile 3.6 volt arasında çalışabildiğini gözden kaçırmayın arkadaşlar. Ve frekans aralığının 390 ile 525 MHz arasında çalıştığını söylüyor. 300 ile 11.520 bant hızında çalışabildiğini, bu da bizim Arduino ile 9600 haberleşme bant hızını kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Yine eksi 40 derece ile artı 85 derece aralığında çalışabildiğini de burada belirtmişler. Az enerji tüketmesi ve uzak mesafelere sinyal gönderebilmesi bu modülü tercih etmemize sebeptir. Yine modülle ilgili merak ettiğiniz teknik özellikleri ve kullanabileceğiniz parametrelerle ilgili bilgileri web sitesi üzerindeki PDF dosyasını indirerek edinebilirsiniz. Bugünkü örneğimizde Reax firmasının üretmiş olduğu LoRa modülleri kullanacağız. Reax firmasından sipariş verdiğiniz zaman size bu şekilde bir kargo poşeti içerisinde modüllerinizi zarar görmemesi açısından bu şekilde bir plastik kutu içerisinde gönderiyorlar modüllerimizi.
Uzaktan haberleşmeli bir sistem kuracaksanız bir verici ve bir alıcıya ihtiyacınız var. Aynı dili konuşabilen ve aynı frekanslarda olan modüllere ihtiyacınız var. Biz Reaks firması tarafından aynı modülden 2 tane aldık. LoRa modüller uzak mesafeli radyo frekanslarını yani RF haberleşmeyi kullanmaktalar. Lakin Arduino ile ilgili daha önceki çektiğimiz videolarda şöyle bir şey görmüştük. Bir tane verici, bir tane alıcı kart oluyordu. Ayrı ayrı oluyordu verici ve alıcı kartlar. Bu modüller aynı zamanda hem verici hem de alıcı özelliğine sahip. Yani siz bu modülün bir tanesini kullandığınız zaman dilerseniz verici, dilerseniz alıcı olarak kullanabilirsiniz. Ve aynı anda hem verici hem alıcı olarak kullanabilirsiniz. Dolayısıyla LoRa modülü aldığınız zaman iki tane almanız gerekir. İki tane modüle sahip olmanız gerekir. Hangi modülün verici, hangi modülün alıcı ya da hem alıcı hem verici mi olacağını biz kullanacağımız Arduino programı içerisinde söylüyor olacağız. Şimdi bu modüle birazcık daha yakından bakmak istiyorum. Kartın genel tasarımına baktığımız zaman bir güvercini simgelediğini görüyoruz. Bu da uzak mesafelere mesajlarınızı rahatlıkla gönderebileceğiniz mesajı vermekte. Kartın üzerinde bir tane verici yerleşik anteninde olduğunu söylemek isterim. Bu anten iletebileceği en uzak mesafeye kadar sinyallerinizi iletebilmektedir. Kartın üzerinde 5 tane bağlantı pini görülmektedir. Biz Arduino'ya bağlantı yaparken bu pinleri kullanarak bağlantı yapacağız. Kartın bu arka yüzünden baktığımız zaman bağlantılarının GND, TX, RX, Reset ve VDD pini olduğunu görüyoruz. VDD artı 3.3 volt ile 3.6 volt arasında olduğunu gözünüzden kaçırmamanızı isterim. Arduino ile birlikte bu kartı beslerken mutlaka 5 volttan değil 3.3 volttan besleyeceğinizi gözünüzden kaçırmayın. Kartın küçük ve az enerji tüketebilmesi en büyük tercih sebeplerinden birisi olduğunu da söylemek isterim. Gayet minik, kibar ve küçük bir kart ve birçok projede de uzak mesafeli veriler gönderebileceğinizi unutmayın. Yaklaşık 5-10 kilometreye kadar uzak mesafelere bu kartta sinyaller gönderilebilmekte. İleride çekeceğim Arduino projeleri serisi içerisinde yine bu kartı kullanarak uzak mesafe testini yapacağız. Ve çok uzak bir mesafeden çalıştırabileceğimiz sistemleri kontrol ediyor olacağız. Ama bugün sizlerle birlikte bu kartın temelde nasıl programlamamız gerektiği ve programlarken nelere dikkat etmemiz gerektiği, temel seviyede bu kartı nasıl çalıştırabileceğimizi bu dersimizde kavramış olacağız. Böyle bir kart aldığınız zaman sizin bir tane de bu şekilde bir USB TTL dönüştürücüye ihtiyacınız olacak. Bu USB dönüştürücü TTL ile karta doğrudan bağlanarak kartın bir takım ayarlarını yapmanız gerekecek. Örneğin bant ayarı, frekans ayarı, haberleşme ayarı, mesafe ayarı, frekans ayarı gibi kartın kullanacağı parametre ayarları gibi ayarları bu USB TTL sayesinde yapıyor olacağız. Böyle bir LoRa modülü aldığınız zaman sizin ihtiyacınız olacak olan bu TTL dönüştürücüyü yine Reaks firması size gönderecektir. Mutlaka bu TTL dönüştürücüyü kullanarak kartın temel ayarlarını yapmamız gerekecek. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Öncelikle bu kartımızı Arduino'ya bağlamadan önce ne gibi bir ayar yapacağımızı kontrol edelim. USB TTL üzerinde bulunan 3.3 volt TX, RX ve GND pinlerini kullanarak LoRa modülüme bağlantı yapıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken konunun başında 3.3 volttan voltaj alacağımız arkadaşlar. 3.3 volttan gelen bağlantıyı LoRa modülümde VDD pinine bağladım. Daha sonra TTL dönüştürücümden TXT pinini RXD pinine bağlamam gerekiyor. TXT LoRa modülümüzde RXD'ye bağlanması gerekiyor. RXD pininde LoRa modülümde TXD'ye bağlamam gerekiyor. Burada çapraz bağlantı yaptığımızı gözden kaçırmayın arkadaşlar. GND pinimi LoRa modülümdeki GND pinime bağlıyorum. LoRa modülünün üzerinde bulunan reset pinine herhangi bir bağlantı yapmıyorum. Onu şu anda kullanmayacağım. Bağlantılarımız bu şekilde arkadaşlar. Devre şemasında gösterdiğim gibi TTL dönüştürücünüzle LoRa modülünüzü bu şekilde bağlayabilirsiniz. Bağlantımızı yaptığımıza göre artık bilgisayarımıza geçebilir ve şu anda LoRa modülümüzün ayarlarını yapmaya başlayabiliriz. LoRa modülünün ayarını yapabilmek için bizim seri ekrana ihtiyacımız olacak. Klavyeyi kullanarak LoRa modüle bir takım komutları gönderebileceğimiz seri ekrana ihtiyaç duyacağız. Şu anda USB bağlantımı yaptım. Arduino programını, boş bir Arduino programını çağırdım. Araçlar menüsüne gelerek port seçmem gerekiyor. Şu anda portu seçmiş oldum. Daha sonra seri port ekranını çalıştırıyorum. Bizim ihtiyacımız olan kısım bu seri port ekranını kullanacak olmamız. Öncelikle şu anda doğru bağlantı yapıp yapmadığımızı test etmek için AT komutunu göndermemiz yeterli olacaktır. Büyük harflerle AT komutu göndereceğiz. Lakin burada dikkat etmeniz gereken konuların başında arkadaşlar, LoRa modülünü ilk aldığınız zaman bant hızının 115.200 olacağını unutmayın. Ve Arduino portunuzda buradaki seçeneğin NL ve CR ile birlikte olduğunu, seçili olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ben bu LoRa modülünü daha önceden programladığım için, daha doğrusu bant hızını değiştirdiğim için burayı 9600 olarak seçiyorum. Ve
AT büyük harflerle AT komutunu yazıp Enter tuşuna basıyorum. Enter tuşuna bastığınız zaman burada artı OK dönüşünü almanız gerekiyor. Bu LoRa modülüne doğru bir şekilde bağlandığınızı gösteren durumdur arkadaşlar. Eğer ki doğru bir şekilde bağlantı yapamasaydık, yani buradaki fiziksel bağlantı ya da port bağlantımız doğru olmasaydı, yanlış bir şey göndermiş olsaydık bize error komutu verecekti. Error komutlarının ne anlama geldiğini yine LoRa'nın web sitesinde bulunan kısımdan okuyabilirsiniz. Aldığınız hata kodlarının karşılıklarını orada detaylı bir şekilde yazıyor. Bizim kullanacağımız ilk komutumuz AT komutu demiştik. AT komutundan sonra ikinci kullanacağımız komut adresini öğrenmek olacaktır. Yani LoRa'nın adresini öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için adres yazıyoruz ve soru işaretini koyuyoruz. Enter dediğimiz zaman LoRa modülümüzün adresinin de 1 olduğunu görüyoruz. Eğer ki bu sizde farklı bir adresse, ikinci LoRa modülünü kullanırken, az sonra ikinci LoRa modülümüze de bir aynı ayarı yapacağız, aynı adreste olmaları gerekir. Buna da dikkat edeceğiz. Eğer ki siz kullanacağınız adresin 1 değil 2 ya da 3, 4 gibi bir şey olmasını istiyorsanız, adresten sonra eşittir dedikten sonra buraya 2 deyip enter derseniz adresi değiştirmiş olursunuz. Şu anda gördüğünüz gibi OK dönüşünü aldık. Tekrar adres sorgusunu yapacak olursak adresin 2 olduğunu görebilirsiniz. Ben şu anda adres 1'i kullanacağım. Ve LoRa modülümüzün network ID'sini sorgulayalım. Şu anda network ID'si için yine AT komutunu network ile birlikte yazıyoruz. Soru işaretini tıklayarak network ID'sini sorgulamamız gerekiyor. Tabii ki network ID demem gerekiyordu. Eksik yazdığım için hata aldım gördüğünüz gibi. Network ID'miz şu anda 5 olarak burada belirtilmiş durumda. Bu adresi yine siz istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Lakin karşı taraftaki ikinci LoRa modülümüzde de aynı adresi verdiğinizden emin olmanız gerekir. Network ID'den sonra kullanacağımız modülümüzün frekansını sorgulayacağız. AT diyorum, artı diyorum ve band diyorum. Soru işaretiyle sorguluyorum. Şu anda bunun frekans aralığının 915 MHz'de olduğunu görebilirsiniz. Buradaki verdiği değer ise normal Hz değeridir. 6 sıfırı sildiğimiz zaman 915 MHz'de olduğunu görüyoruz. Bunu değiştirmek isterseniz, yani band hızını değiştirmek isterseniz eşittir dedikten sonra, örneğin Türkiye şartlarında 433 kullanılıyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır koyup enter dediğimiz zaman artık band hızının değiştiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi 433 MHz olduğunu görebilirsiniz. Bu kullanacağınız ülkenin yasal frekans aralığındaki değerlerde olduğunu gözünüzden kaçırmayın arkadaşlar. Yasal olmayan frekanslarda kullanırsanız bulunduğunuz ülkede belli yaptırımlarla karşı karşıya kalma durumunuz olabilir. Ve şimdi ayarlayacağımız diğer bir ayarımız ise band hızı. Yani Arduino gibi bir kartla kullanacaksak bu band hızını değiştirmemiz gerekir. Şu anda 9600 olduğunu söylemiştim. Siz kendi kullandığınız işlemcinin durumuna göre band hızınızı değiştirebilirsiniz. Hemen geliyorum. AT komutunu kullanarak IPR diyorum. Ve soru işaretiyle sorguluyorum. Şu anda gördüğünüz gibi 9600 olduğunu gördük. Eğer bu değeri değiştirmek isterseniz, yani 9600 değil, başka bir band hızına çıkartmak isterseniz, buradaki başka bir band hızını kullanmak isterseniz o şekilde yazmanız gerekir. 115200 kullanacak olursanız buraya gelip 115200 deyip enter dediğiniz zaman artık IPR'ın 115200 olduğunu görebilirsiniz. Ama ben 9600 kullanacağım için Arduino'la birlikte burayı 9600'de bırakıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi soru işareti aldık. Biraz önce biz IPR'ı değiştirdiğimiz için tekrar şimdi gelip sorgulama yaptığımız zaman ise 9600 olacağını göreceğiz. 9600 olmadığını gördük. Neden? Çünkü burayı önce 11500 yapıyoruz. Yukarıya geliyoruz. 9600 olduğunu söylüyoruz. Gördüğünüz gibi 9600 olduğunu söyledi. Ve tekrar portumuzdan 9600 yapıp sorgulama yaptığımız zaman hızın artık 9600 olduğunu görebiliriz. LoRa modülünüzle ilgili yapacağınız bir ayarınız daha kaldı arkadaşlar. Göndereceğiniz mesaj paketinin nasıl olacağı, AT send komutu bu bizim göndereceğimiz paketin veri tipini belirtiyor. AT send diyorum. Soru işaretiyle sorguluyoruz. Şu anda AT send'in 0-0 olarak olduğunu görüyoruz. Burayı da değiştirmemiz gerekirse arkadaşlar, AT send eşittir komutunu kullandıktan sonra 1,6, binary diyerek enter tuşuna basıyoruz. Ve daha sonra sorguladığımız zaman 1,6 binary kodları kullanacağımızı söylemiş olduk.
Artık bu kartınızla ilgili yapabileceğimiz temel varsayımlı ayarlar bunlar arkadaşlar. Aynı ayarları, yani burada kullanmış olduğumuz aynı ayarları diğer LoRa modülüm için de kullanacağım. Bu LoRa modülümü şimdi çıkartıyorum. İkinci LoRa modülümü bağlıyorum. Çıkışı temizliyorum. Ve AT komutunu kullanmak istiyorum. AT komutunu kullandığım zaman şu anda çıkış vermedi. Çünkü portla ilgili muhtemelen bir değişiklik oldu. Hemen buraya geliyorum. Tekrar COM 6 olarak seçtim. Tekrar seri haberleşmemi başlattım. Ve AT komutumu gönderiyorum. Okey, cevabını aldım. LoRa modülümde aynı bantta aynı adresi kullanarak ve aynı paket veriyi kullanarak artık birbiriyle haberleşmeye hazır durumda. Şimdi sizlerle birlikte uzak mesafeli bir LoRa modülünü kullanarak DHT22'den aldığımız nem ve sıcaklık bilgilerini karşı taraftaki diğer alıcı LoRa'mıza gönderelim. Alıcı kartımıza gönderelim ve bir tane de buton kullanarak butona bastığımız zaman da yine farklı bir işlem yapacak şekilde, karşı tarafın farklı bir şekilde tepki vereceği şekilde bağlantılarımızı yapalım. Şemada paylaştığım şekliyle bağlantılarımı yapıyorum. Şu anda yaptığım işlem Arduino Uno kartımın üzerindeki 3.3 volt pilinden LoRa'mın VDD pinine giriş yaptım. Dijital 2 ve 3 numaralı pinlerimden RX ve TX'e bağlantı yaptım. Ve GND hattımdan X hattını bağladım. Şu an verici devremin bağlantılarını yaptım. Artık alıcı devremin bağlantılarını da yapabilirim. Alıcı devrem için yine bir tane ikinci bir Unora 3 kartı kullanacağım. LoRa modül ve iki tane de LED kullanacağım. Şemada gördüğünüz şekliyle alıcı kartımla bağlantılarını yapıyorum. Evet, alıcı devrenin bağlantı şekli bu şekliyle. Yine Arduino üzerinden 3.3 volt alarak LoRa modülümü besledim. RX ve TX pinlerini dijital 2 ve 3 numaralı pinlere bağladım. GND'sinde yine X hattıma bağladım. İki tane de LED kullanarak şu anda aldığımız sinyalleri görsel olarak okuyabileceğiz, görebileceğiz. Bağlantılarımızı yaptığımıza göre bilgisayarımıza geçebilir ve artık kodlama yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle verici kartımı programlayacağım. Verici kodlarımızı yazmamız gerekiyor. Bunun için verici kartım bağlıyken portu seçiyorum. 3 numaralı portumda şu anda benim verici kartım bağlı. Öncelikle bu projede verici kartımızı kullanabilmemiz için 4 tane kütüphane ekliyoruz. Software Serial H kütüphanesi bizim aslında bu LoRa kartımızı kullanabileceğimiz kütüphane için ihtiyaç olacak. Daha sonra WireH, SPI ve DHT kütüphaneleri sıcaklık ve nem alabileceğimiz kütüphaneler. Projemizde kullanmış olduğumuz LED'lerimizi ve pinlerimizi söylememiz gerekiyor. Pin 8, pin 9. Kullanmış olduğum LED'in, DHT22'nin ve butonun pin tanımlamalarını yaptım. Daha sonra DHT diyerek nem ısı ve nem sensörümüzü başlatıyoruz. LoRa'nın adresini kullanabileceğimiz, LoRa ile ilgili adresi kullanabileceğimiz string bir ifade oluşturuyorum. LoRa RX adresi diyorum buna. Bir numaralı adresi kullandığımı söylüyorum. Burada hatırlıyorsanız biraz önce LoRa'nın ayarlarını yaparken ikisinin de aynı adreste olmaları gerektiğini söylemiştik. İkisini de bir olarak ayarladık. Eğer ki siz farklı bir değer ayarlamışsanız onu da kullanabilirsiniz. Ve software LoRa 2 ve 3 numaralı pinleri LoRa'nın pinleri olduğunu söylüyorum. 2 ve 3 numaralı pinleri RX ve TX pinleri olarak kullanacağımızı söylüyoruz.
Tanımlamamız bittikten sonra Void Setup'ın içerisinde seri haberleşmemizi ve donanım tanımlamalarımızı yapıyoruz. Serial Begin diyerek burada seri haberleşmeyi kullanacağımızı söyledik. Verileri seri ekranlarına takip edelim diye. LoRa Begin diyerek de LoRa'nın haberleşebileceği, yani LoRa'dan komutları gönderebileceğimizi söylemiş olduk. Pin mode buton ve LED'lerimizin tanımlamasını da bu şekilde yaparak Void Setup'ın içerisini bitiriyorum. Yukarıda Include diyerek kullanacağımız kütüphaneleri vericimizin içerisine yerleştirmiş olduk. Define'larla ise DHT22'mizin kullanacağımız LED'in ve butonun pin tanımlamasını yaptık. DHT diyerek DHT22'mizi başlattık. String bir ifade oluşturarak LoRa adresini kullanacağımızı söyledik. LoRa adresinde 1 olduğunu söyledik. Bunu söylemek zorunda değiliz ama tanımlamada yapabilirsiniz. Software Serial diyerek LoRa modülümüzün hangi pinlere, yani Arduino'muzda hangi pinlere bağlı olduğunu söylüyoruz. Daha sonra Void Setup'ın içerisine gelerek Serial Begin diyerek seri haberleşmeyi kullanacağımızı söyledik, seri portu ve yine LoRa.begin komutuyla da LoRa'nın haberleşeceğini, yani LoRa'ya veri gönderip veri alacağımızı söylüyoruz. Butonumuz ve LED'imizin tanımlamalarını da bu şekilde yapmış oluyoruz. Daha sonra artık işimiz Void Loop'un içerisine kalıyor arkadaşlar. Verici kartımızda kullanacağımız bu kırmızı LED'i LoRa'ya veri gönderildiğini test etmek için kullanacağız. Yani LoRa'ya serial olarak bir haber gönderilip gönderilmediğini bu LED üzerinden takip edeceğiz. Void Loop'un içerisinde ilk olarak Digital Write LED'imizi low yapıyoruz. Yani herhangi bir haberleşme yoksa bizim buradaki kırmızı LED'imizin sönük olmasını söyledik. Daha sonra ise Integer Read Data DHT Read 22 diyerek pinden okuduğumuz değeri Read Data'nın içerisine attık. Isı ve nemleri kullanacağımızı, ısı ve nem değerlerimizi float olarak döndüreceğimizi söyledik. Biz göndereceğimiz mesajlar string bir ifade olacağı için ısı değerlerini string olarak temp ve hum diyerek, temperature ve humidity diyerek, daha doğrusu kısaltarak temp ve hum'u kullanacağımızı, yine string bir ifade olacağını, buradan aldığımız değerleri bunların içerisindeki değişkenlerine atanacağını söyledik. Bizim aslında LoRa modülde gönderebileceğimiz kod satırı tam burada başlıyor arkadaşlar. Bunun string bir ifade olmasına dikkat ediyoruz. Buradaki kod blokları ortak bir şekilde çalışır. Isı bizim göndereceğimiz kelimelerden, string ifadelerden bir tanesi. Yine string temp ile okuduğumuz değeri ekliyoruz. Araya bir virgül ekledik. Nem değerini okuyup yine string olarak nem değerini de kullanıyoruz. Ve sonra mesafe, yani LoRa'nın, iki LoRa'nın haberleşirken kullanmış olduğu mesafeyi okuyarak da seri ekranımıza yazdıracağız. Gönderdiğimiz komutları CMD'nin içerisine atıyoruz. Ve burada da LoRa print ln diyerek CMD kodlarını aslında karşı tarafa paketleyerek gönderiyoruz. Bizim şu yukarıda yapmış olduğumuz bu iki ifade arkadaşlar, string bir ifadeyi paket şekilde, paketli bir şekilde CMD kodunu kullanarak karşı tarafa gönderme olayı başlıyor. While LoRa Available diyoruz. Yani LoRa'ya bir paket gönderilmişse diyoruz. Bunu tekrar oku ve gönderilip gönderilmediğinde bize LED'li bir şekilde, yani LED'i yakarak söyle. 2 saniye bir bekleme vererek LoRa'nın ikinci paketi hazırlamasını ya da ikinci kez tekrar mesaj göndermesini sağlayabiliriz. Şu anda burada bizim paketli bir verimiz var ve karşı tarafa gönderilir durumda arkadaşlar. Bizim hatırlıyorsanız butonumuz vardı. Butona bastığımız zaman da karşı tarafa bir mesaj göndermemiz gerekiyordu. Daha doğrusu bununla ilgili bir işlem yapmamız gerekiyordu. Hemen bu kısma gelip aşağıya while ile ikinci bir döngü oluşturuyorum. Butona basılıp basılmadığını kontrol ediyoruz. Butona basılmışsa yine LoRa print ln diyerek paketli bir şekilde karşı tarafa mesaj gönderiyoruz. Bu LED yak şeklinde, yani ATSend komutunu kullandığımız zaman bu LoRa'nın bir numaralı adreste olduğunu söylüyor. Bu hangi adresten verinin geldiğini paketli bir şekilde söylüyoruz. Ve 7 haneli bir mesaj gönderiyoruz. Buraya biz LED yak dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karakterli bir mesaj göndereceğimizi, yine buraya 7 karakterli bir mesaj olduğunu söylüyoruz. Bunu söylememiz önemli. Bir paketin içerisinde karşı tarafa nasıl bir mesaj gönderdiğimizi, gönderdiğimiz mesajın kaç karakter olduğunu söylememiz gerekir. Butona basılmışsa bu mesajı karşı tarafa ilet dedik. Butona bastığımız zaman karşı tarafa LED'i yak, LED'i yakması için bir komut gidecek ve biz biraz sonra alıcık Arduino'muzda eğer ki LED yak komutu gelmişse LED'i yakmasını isteyeceğiz. Alıcıdaki LED'in yanmasını isteyeceğiz. Biz karşı tarafa sıcaklık değerlerimizi buradaki kodlarla göndermiştik. LoRa print ln cmd koduyla aslında sıcaklık ve nem bilgisini karşı tarafa okuyabileceği şekilde gönderdik.
Şöyle de bir şey ekleyebiliriz, bir senaryo daha ekleyebiliriz. Sıcaklık belli bir değerin üzerine çıkmışsa karşı tarafa yine başka bir mesaj gönder. Yani buradan okuduğun sıcaklık ya da neme göre karşı tarafın tepkiler vermesini sağlatabiliriz. Bunun için yine while döngüsünü kullanarak karşı tarafa mesaj göndermemiz gerekir. Hemen üçüncü kod bloğumuzu oluşturuyoruz. Buraya da geldim. Dedim ki while ısı büyük ya da eşit 22.70. Burası size kalmış arkadaşlar. 22.00, 22.10 ya da işte 20 derece. Yani bu kaç derecelik bir sıcaklığa ulaştığı zaman karşı tarafa nasıl bir mesajın gideceğinin belirtildiği kısım. Burayı kullanmış olduğunuz ortamdaki sıcaklık değerinin üst sınırı olarak düşünebilirsiniz. Alt sınırı olarak düşünebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Dedik ki verici devremizde sen zaten nem ve ısı miktarını, bulunduğun ortamdaki nem ve ısı miktarını okuyabiliyorsun. Bunu okurken ısı değerin şu değerin üzerine çıkarsa, bu değerin altına inerse gibi algoritmalar yazmak mümkün. Eğer bu değerin üzerine çıkarsa karşı tarafa bunu gönder. Bunu da yüksek ısı şeklinde, mesajlı bir şekilde ilet dedik. Yani sıcaklığın karşı tarafta da ne olduğunu anlayabilmesi için mesajı yüksek ısı diye söyle dedik. 10 karakterlik bir mesaj göndereceğimizi yine söylemiş olduk. Ve bununla birlikte yine LoRaPrint Ellen CMD diyerek nem ve sıcaklık miktarında aynı zamanda hemen bu mesajın arkasına karşı tarafa ilet. Yani göndermiş olduğun yüksek ısı mesajıyla birlikte ortamdaki sıcaklığı da yine karşı taraf görebilsin. Biz while'ın içinde olduğumuz için arkadaşlar sadece bildiğiniz gibi sıcaklık 20 derecenin üzerine çıkarsa sadece bu komutlar yürütülecek. Diğer komutların hiçbirisi yürütülmeyecek. O yüzden while'ın içerisinde biz tekrar nem sensörümüzü okuyoruz, sıcaklığı okuyoruz ve karşı tarafa aynı zamanda şuradaki kodlarla var olan o anki yüksek ısıyla birlikte o anki sıcaklığında kaç olduğunu gönderebiliyoruz. Eğer biz bu içeride tekrar sorgulamalarımızı yapmazsak bildiğiniz gibi sıcaklık 20 derecenin üzerine çıktığı zaman while'ın içerisine girer ve artık hiçbir şekilde tekrar sorgulama yapamayacağı için while'ın içerisinden çıkmaz. Biz while'ın içerisinden çıkabilelim diye tekrar nem ve sıcaklık sensörümüzden veriyi tekrar sorguluyoruz ve aynı zamanda da var olan o bilgiyi karşı tarafa yine iletiyoruz ve eğer ki sıcaklık değeri while'ın içerisinde zaten sorgulama yaptığımız için bu değerin altına düşerse break diyerek çıkmış olacak ve normal kodlar yürütülüyor olacak. Şu anda biz aslında yapmış olduğumuz verici kodlarımız bu kadardı arkadaşlar. Karşı tarafa 3 tür paketlenmiş veri gönderdik. Biri normal şartlar altında ortamın sıcaklığı ve nemin karşı tarafa gönderilmesi. Herhangi bir sebepten dolayı biz butona basarsak karşı tarafa başka bir işlem yapması gerektiğini söylüyoruz. Buna da LED'i yakmasını istedik. Yani biz vericimizdeki butona bastığımız zaman karşı taraf bunu algılayarak LED'i yakmış olacak. Ve yine bunu otomatik olarak bir sorgulama yaptık. Mekanın sıcaklığı belli bir derecenin üzerine çıkmışsa karşı tarafı yine uyar ve yüksek ısı diye karşı tarafa mesajı ilet dedik arkadaşlar. Verici devremiz bu kadardı. Şimdi hemen buraya geliyorum. Portumu seçiyorum. 3 numaralı portumuzun verici devremiz olduğunu görüyoruz. Artık şu anda verici devremiz hazır. Karşı tarafa mesajları iletmeye başladı. Bizim karşı tarafta bu mesajları okuyor olmamız gerekiyor. Seri port ekranı açarak şu anda neyin döndürüldüğünü bir kontrol edelim arkadaşlar. Herhangi bir şey döndürülebiliyor mu? Buna bir bakalım. Şu anda herhangi bir şey döndürülemiyor. Çünkü karşı tarafa henüz mesaj iletilemiyor. Artık verici kodlarımız tamam. Şimdi alıcı kodlarımızı yazabiliriz arkadaşlar. Yeni bir Arduino projesi başlatıyorum. Ve artık alıcı kodlarımızı oluşturmaya başlayabiliriz. Alıcı Arduino'mu bağlıyorum ve port seçimimi 5 olarak yapıyorum. Bildiğiniz gibi 3 numaralı portum vericiydi. Hemen Void Setup'ın üzerinde tanımlamalarımı yapmaya başlıyorum. Void Setup'ın üzerinde hemen software kütüphanesini dahil ediyorum ve LoRa'mın 2 ve 3 numaralı pinlerini kullanacağımı söylüyorum. LED'lerimin kırmızı LED'imin ve yeşil LED'imin 8 ve 9 numaralı pinde bağlı olduğunu söylüyorum. String ifadeyle bir gelen mesaj diye değişken oluşturuyorum. Biraz sonra onu aşağıda kullanacağız. Void loop'un içerisinde gelen mesajları okuyacağız. Seri haberleşmeyi ve LoRa'nın seri haberleşmesini başlatıyorum. LED'lerimin tanımlamalarını bitiriyorum. Void setup'ın içerisinde ilk bloğumu oluşturmak istiyorum. Gelen ısı değerlerini okumak için. Bizim yukarıda oluşturmuş olduğumuz gelen mesajın içerisine LoRa'dan okuduğumuz bilgileri atıyoruz. Bunun karakter bilgi olduğunu char bilgiyle tanımlıyoruz. Buradaki 25 değeri oluşturduğumuz dizinin içerisindeki eleman sayısını gösteriyor. Daha sonra bunu gelen mesaj.toCharArray diyerek daha sonra bunu yine gelen mesajı karaktere dönüştürdükten sonra alacağımız değerin bir bilgi olacağını, bilgi olarak dönüşeceğini söylüyoruz. Daha sonra
karakterin, bilginin ve kaç karakterlik olacağını söyledik. Ve char ile bunu yine data stock diyerek okuyoruz. Buradaki yaptığımız işlemler arkadaşlar bir mesaj olacağı ve bir de rapor şeklinde nem ve sıcaklığı okuyacağımız şekilde ve yine serial print eline gelen mesajı yazdırıyoruz. Şu anda alıcı kodlarımızı da aslında oluşturmuş olduk. Ama bizim hatırlıyorsanız butona basıldığı zaman LED'in yanması gerektiğini söyleyeceğimiz bir durum vardı. Hemen o kod bloklarında buraya if ile sorguluyoruz. If eğer LED yak mesajı gelmiş ise, yani LED'in yanması gerektiğini butona basılarak söylenmiş ise, kırmızı LED'imizi yak, yeşil LED'imizi söndür diyoruz. Ve yine daha sonra hatırlıyorsanız yüksek ısı olduğu zaman yine uyarı vermesini istemiştik. Yüksek ısı mesajı gelirse de yine kırmızı LED'i yakıp yeşil LED'i söndürmesi gerektiğini söylüyoruz. Eğer herhangi bir mesaj yok ise normal şartlarda burada da bu sefer ne yapsın? Yeşil LED'imiz yansın, kırmızı LED'imiz de sönük bir vaziyette beklesin. 3 tane yine kod bloğumuzu senaryomuza göre oluşturmuş olduk. Senaryolar tamamsa arkadaşlar artık bunu alıcı kartımıza yükleyebiliriz. Alıcı kartımıza da yüklemeyi yapıyorum. Şimdi iki dosyamıza hemen karşılıklı bakalım. Artık alıcı ve vericilerimizden bilginin gideceğini söyledik ve şu anda hazırlığımız tamam. COM5'in seri haberleşmesini başlatmak istiyorum. Mesaj gitmiyor çünkü muhtemelen bizim buradaki alıcı ve vericimizdeki pinlerin yönlerinin ters olmasından kaynaklı. Alıcı ve vericilerimizin 2 ve 3 numaralı pinlerdeki bacaklarını doğru bir şekilde bağlayalım. Bacaklarını doğru bir şekilde bağladığımız zaman karşı tarafa artık bilginin gittiğini görebiliriz. Şu anda artık karşı tarafa mesaj gidiyor. Yüksek ısı diye bir değer gidiyor. 21.80. Bizim burada göndermiş olduğumuz neydi? Isı değerinin durumuna göreydi. Şu andaki ortamın, benim bulunduğum ortamdaki sıcaklık 21.80. Demek ki biz burayı şöyle 22 diyelim. Hemen buraya geliyorum. Verici loramın tekrar kodluyorum ortamın sıcaklığına göre. Yani yüksek ısı değerini göndermesin. Öncelikle normal şartlarda nasıl bir şey gönderiyor bunu görmemiz lazım. Çıkışı temizleyerek seri haberleşmeyi durduruyorum. Şu anda artık bilgilerimizi almaya başladık. Burada otomatik kaydırmayı durdurarak ne gibi bir veri aldığımıza bakalım. Mesajımızda şu anda ortamın sıcaklığının ne olduğunu söylüyoruz. Raporun içerisinde ise loradan gelen adresi, sıcaklık değerini, nem miktarını ve mesafeyi, yani LoRa'nın ikisi arasındaki haberleşme mesafesini buradan takip edebiliyoruz. Bu mesafeyle ilgili daha detaylı bir videoyu ileride çekeceğim arkadaşlar. Mesafe performansı testi yapacağız. Ama şu anda halihazırda yakın mesafeden artık alıcı ve vericimiz çalışıyor. Otomatik kaydırmayı açıyorum. Bir şeyler ters gitmeye başladı. Ne oldu? Sıcaklık 22 derecenin üzerine çıktı. Gördüğünüz gibi şu anda karşı tarafa direkt bu mesajı iletti. 22'ye çıktığı andan itibaren hemen karşı tarafa otomatik olarak mesaj ne oldu arkadaşlar? Yüksek ısı diye karşı tarafa mesaj iletilmiş oldu. 22'nin altına indiği zaman ise normal olarak mesaj ısı değerini gösteriyor. Şu 22'yi birazcık artıralım. 22, 50 diyelim. Tekrar kodlarımızı yenileyelim. Evet, burada gördüğünüz gibi vericimizde mesajın gönderilip gönderilmediğini, çalışıp çalışmadığını, sinyalimizin iletilip iletilmediğini bu kırmızı LED ile görebiliyoruz. Kırmızı LED'imiz yanıp sönerek karşı tarafa mesajın gidip gitmediğini gösteriyor. Karşı tarafın seri, yani vericimizin seri haberleşmesini başladığımız zaman ise mesajın gönderilip gönderilmediğini okey olarak alabiliyoruz. Yani karşı taraf bizim mesajımızı sorunsuz bir şekilde alabiliyor. Eğer ki karşı taraf mesajımızı sorunsuz bir şekilde alamamış olsaydı zaten dönüş alamayacaktık. Şu anda mesajımız karşı tarafa net bir şekilde gidiyor. Biz buton koymuştuk. Butona bastığımız zaman karşı tarafa bir mesaj daha gitmesini istemiştik. LED'i yak demiştik. Gördüğünüz gibi mesaj direkt LED yak olarak değişti. Yani butona bastığımız zaman karşı taraf bunu algılıyor ve kırmızı LED'in yanmasını söylüyor. Ve yine raporun içerisinde gelen mesajı LED yak olarak okuyabiliyoruz. Siz karşı tarafta LED yerine röle kullanarak ya da kontaktör kullanarak büyük bir pompanın ya da daha fazla akım çeken bir sistemin çalıştırıp çalıştırılmamasını sağlayabilirsiniz. Önemli olan vericimizden biz butona bastığımız zaman karşı tarafa bu mesajın gittiği ve LED'inin yandığını, yani tetiklemenin yapıldığını görebilmemizdi. Bunu da zaten seri ekrandan mesaj olarak da görebiliyoruz. Yani karşı tarafta bir ekran varsa ne olduğunu, olayın ne olduğunu karşı taraftaki mesaj ekranından da okuyabilirsiniz. Eğer her şey stabilse sıcaklık değerini ve nem miktarında dilerseniz bu şekilde karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. İster ısı değerini gönderin, isterseniz ısıyla birlikte nemi gönderin ya da doğrudan rapor diyerek
bu karşı tarafa mesajlar iletmek mümkün. Sıcaklık artacak olursa bizim belirlemiş olduğumuz, vericideki belirlemiş olduğumuz değerin üzerine çıkacak olursa bu sefer otomatik bir şekilde karşı tarafın mesajının değiştiğini göreceğiz. Şimdi elimle şu şekilde birazcık sensörüme yaklaşıyorum ve sıcaklığını artırmaya çalışıyorum. Bakalım sıcaklık arttığı zaman karşı tarafa otomatik olarak bu mesaj iletilebilecek mi? Evet, 22.50 olduğu zaman karşı tarafa mesajın artık yüksek ısı olarak gitmesi gerektiğini söyledik. Gördüğünüz gibi LED'i hemen yaktı. Kırmızı LED'i uyardı. Yani dedi ki bir mesaj var. Karşı tarafa bir mesaj alındı ve mesajında da yüksek ısı diye karşı tarafa bunu belirtti arkadaşlar. Eğer ki sıcaklık sürekli bizim belirlediğimiz vericideki 22.50'nin üzerinde olduğu sürece karşı tarafın LED'ini de yakıp söndürerek yüksek sıcaklık mesajını karşı tarafa iletiyor olacaktır. Bu ne zaman? Ta ki değerin 22.50'nin altına düşmesini bekleyene kadar. Şimdi değerin otomatik bir şekilde 22.50'nin altına düşene kadar bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi sıcaklığımız 22.50'nin altına indiği andan itibaren artık LED'imiz stabil bir şekilde yanıyor. Mesaj herhangi bir şekilde değil, normal sıcaklık değerini karşı tarafa iletecek şekilde iletiliyor. Arduino ile birlikte LoRa modüllerini kullanarak hem mesaj gönderme, hem butona bastığımız zaman butonla birlikte mesaj gönderme, hem de bir sıcaklık ya da nem sensörü gibi herhangi bir sensörden aldığımız bilgileri karşı tarafa nasıl iletilebileceğimizi gösterdik. Şimdi iki modül arasındaki mesafeyi uzaklaştırdığım zaman buradaki mesafenin değiştiğini görebilirsiniz. Mesafe, iki Arduino arasındaki mesafe uzaklaştıkça bilgi olarak bunu da görebiliyoruz. Hangi uzaklıktan bilgilerin geldiğini, taşındığını görebiliyoruz. İlerleyen projelerimizde Arduino ile birlikte farklı sensörleri de kullanarak, ekranları da kullanarak ve gerçekten uzak mesafe testi de yaparak 5 kilometre, 10 kilometre aralığında hem şehir içinde hem de açık alanda mesafeden verileri nasıl iletebildiğimizle ilgili Arduino projelerinin içerisinde bahsetmiş olacağım. Ama temel seviyede bugün sizlerle iki tane LoRa modülünün kablosuz bir şekilde nasıl haberleşebileceği ve karşı tarafa mesajları nasıl gönderebileceğimizin temel seviyedeki örneğini yapmış oldum. Bugün sizlerle LoRa modüllerinin Arduino ile birlikte nasıl kullanılabileceği, nasıl programlanabileceği ve nasıl algoritmaların yazılabileceğini örneklerle pekiştirmiş olduk. İlerleyen derslerimizde yine LoRa modüllerini kullanarak farklı örneklere de kanalımda yer vermiş olacağım. LoRa modülleri ile ilgili merak ettiğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizlerden gelen yorumlardaki örneklere kanalımızda yer vermiş olalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.